AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Bodrum'un çöplük sorununun çözümüyle ilgili bir basın açıklaması yaptı. CHP ilçe başkanı Recai Seymen'in talihsiz bir açıklama yaptığını ifade eden Öztürk, hesap sorulacak biri varsa o kişi ise Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ündür. Çöplük sorunu beceriksizlik yüzünden çözülemiyor dedi. Kimse gelip bizden çözüm konusunda yardım istemedi diyen Öztürk, Bodrum'un çöp meselesinin milletvekilliği döneminde 2019'a kadar çözüleceği sözü verdi. O yüzden Bodrum'daki gelişen tüm olumlu ve olumsuz tüm hadiselerin yansıması hem Muğla'yı hem Muğla'mızı hem de Türkiye'yi etkiliyor. O yüzden hep birlikte... Geçtiğimiz hafta Bodrum'un kapanmaz yarası haline gelen Torba Çöplüğü'nde yaşanan yangının ardından CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen bir basın açıklaması yaparak AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk'ün Bodrum'a modern çöplük yapılmasını engellediğini iddia etmişti. Seymen, Bodrum artık bir milletvekilinin oyuncağı olmaktan çıksın, yeter artık, yeter diyorum ifadelerini kullanmıştı. Çözmek mümkün değil. Bu konuda siyasetçilerin mağduriyetlere sığınma hakkı yok. Özellikle bizlerin, yerel yöneticilerin, siyaset yapan ve toplumun önüne geçmiş insanların... Bu açıklamanın ardından Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz da konuyla ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, CHP tarafından Torba Çöplüğü'nde yapılan basın açıklamasında Bodrum Kaymakamlığına yönelik olarak yapılan değerlendirmeler nedeniyle yayınladığını vurguladığı açıklamada, ilçemiz için önem arz eden bu sorun devletimizin tüm kurumlarıyla işbirliği içinde çözülmeye çalışılırken, çıkan yangın sonrası çalışmaların her detayını bilen şahsımın tüm uyarılarına ve olumlu çalışmalarla ilgili bilgilendirmesine rağmen, bir takım gereksiz, istinasız açıklamalarla ve suçlamalarla kamuoyu yanlış bilgilendirilmiştir. Ortalık gerilmeye çalışılmıştır ifadelerine yer vermişti. Öztürk, Bodrum'un çöplük sorunu Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin beceriksizliği yüzünden çözülemiyor. Çözüm bulamayınca da benim üzerime geliyorlar ve olayı siyasileştiriyorlar dedi. Nihat Öztürk, Bodrum'un çöplük yangınlarıyla anılmayı hak etmediğini vurgulayarak başladığı açıklamasında, özellikle millete hizmet söz konusu olduğunda ve kamu yararı olması noktasında, siyasetçilerin hemfikir olmaları ve birlikte çalışabilmeleri gerektiğini kaydetti. Bodrum'un yıllardan beridir çözülemeyen katı atık sorununun çözümü konusunda, yerel siyasetçilerle kendilerinin bir araya gelmediklerini ve konuşmadıklarını da söyleyen Öztürk şöyle konuştu. Siyaset yapmayacağım diye başladım. Ama siyasetin alasını bir basit okulasının önüne geldi arkadaşlar söyledi. Baktık, hakikaten orada haksızlık var. Yani hem bizim partimize bir haksızlık var, hem de benim şahsımıza karşı bir haksızlık var. İsminizi girmemesine rağmen. Orada özellikle Akdam'daki bu çöplük prova tesisiyle alakalı. Sanki bu yangını orası çıkarmış gibi. Bu yangın, şimdi burada bu çöplük yeni çöplük değil benim gibi. Yıllar sonra bir çöplük ve her sene benim bildiğim kadarıyla burada bir yangın çıkıyor. Birden fazla çıktı doluyor. Ve bunun tarafı olmaz yani. Yani bunun tarafı doğal bir felakettir. Hep birlikte buna iyi olmamız gerekir. Ama sadece söylüyorum, bu konuyla alakalı ben milletvekili olarak hiç kimse, özellikle açıklama yapan kardeşimiz, sonuçta arkadaşımız, yani ben o da siyasetçi, siyasetçi bugün o CHP'nin için başkanı, ben AK Parti'nin milletvekiliyim ama sonuçta var, bunlarla birlikte yaşıyoruz. Bodrum'da sokaklarla birlikte görüşüyoruz. Sonuçta biz birbirimizin siyasi rakibi olabiliriz ama biz bir defa kardeşiz. Yani biz aynı toprakları yaşayan insanlar olarak biz olaya böyle bakıyoruz. Ama siyasete sorumlu olan, bu işte sorumlu olan kurum Çevre Bakanlığı değil, bilimcilerin. Yani çöp toplama ve çöplüğü depolama tesisi Büyükşehir'e sizin hepsi belli mi? Kimin yapacağı belli bu iş. Mesela nasıl Bodrum'un su problemini MUSİ çözüyorsa ve kazandığı oradan bir gelir de elde ediyor. O nasıl Büyükşehir kasasına giriyorsa bu şey. Aynı şekilde çevreyle çöp toplama ve çöp toplama tesisleri, işte çöplüklerin kontrolü de maalesef bizde değil. Biz de olsa biz birçok problemi çözdüğümüz gibi bunu da çözeriz. Bu konuyla alakalı öncelikle şu söyleyeyim. Bize kimse bizden yardım falan istemedi. Gelip bize işte şöyle şöyle yerler var, şöyle şöyle şunu şöyle yapalım falan denmediniz. AK Parti Muğla Milletvekili Öztürk, Akdam Sazköy yapılacak katı atık bertaraf tesisinin yapılması aşamasında benim konuya dair olduğum nokta 6000 ağacın kesilmesi ve bölgenin de arkeolojik sit alanı olmasıydı diyerek konuşmasına şöyle devam etti. Size çok şey var ama çok da konuyu karıştırmak istemiyorum. Bodrum'daki çöplük meselesi bu. Akdam meselesi bu. Benim hassasiyetim çevre alakalı meseleydi.
aynı hassasiyeti bu Karaklan tutun da kişisel güne kadar oraların imalaşmaması noktasında da gösterdim, göstermeye devam edeceğim. Bodrum'un halkının ne kadar çevre hassasiyeti varsa sonuna kadar yanındayım. Ama arkadaşlar, bunun içerisinde bir takım çevre derneklerine dahil olmak üzere şöyle bir şey yok. Yani onun siyasi şov dönüştürmek için AK Partilerin uzak tutuyor bu düşünüyorum. Halbuki biz bundan uzakta değiliz ki. Yani kendi başlarına belli siyasi, hani yaptıkları şeylerle bile bir siyasi nokta bu sonlanıyor. Dolayısıyla da bizleri, AK Partilileri bu işe uzak tutuyorlar. Yani biz onlar gibi bu işe siyasi bakmıyoruz. Akdem'deki olay da bir bayağı çevre katliamıdır. 6000 tane ağaç kesiyorsanız bu çevre katliamıdır. Sinop'taki nükleer enerjiye hayır diyeceksin Santel'e. Mersin'dekine hayır diyeceksin. Orada ağaç kesileceksin. Yok çevre diyeceksin. Ama burada 6000 tane ağaç kesip çöp depolama tesisi yapılması onlara göre doğru bir şey, bana göre doğru bir şey değil. Aynı şekilde şeyi söyleyeyim, Güney Arabası'nı söyleyeyim. Sanki Güney Arabası'ndaki bizim hassasiyetimizi bilmiyormuşum. AK Parti Muğla Milletvekili Öztürk, Bodrum'un çöplük konusundaki sorununun bir an önce çözülmesi için her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını kaydederek şunları söyledi. Antik kente çöplük yapılması uygun olduğunu söylemeye çalışıyor. O zaman ister yapsınlar. Kanunelerinde Büyükşehir Belediye Başkanı buradaki şehir hatlarındaki bütün bürümüşlerin bütün şeylerini hallerken sonra istekleyip yapıyor. Niye çöplük meselesi geldiği zaman sanki biz engelmiş gibi davranıyor? Çünkü kanun çok açık. Ellerinde bunu bir sürü yer var. Otogar yapıyorlar, başka binalar yapıyorlar. Konacağa bak, orada bir kocaman bir bina yaptılar. Bunu yaparken önce sormadılar. Hizmet binası yapıyorlar. Ya çöplüğü yaparken niye bana sorma gerekiyor? Onu anlamıyorum ki. Ben belediye başkanı değilim arkadaşlar. Ben AK Parti Muğla milletvekiliyim. Millet bu arkadaşlara hizmet etsin, çöp, su, vatandaşın diğer problemleri çözsün diye yetki verir. Ama maalesef ben 94'te İstanbul'da öğrenciyken İstanbul çöp yolları, o zaman da o çöp yolları, o kokular İstanbul'da da vardı. Yine aynı zihniyetin eseriydi. Görüyorum ki Bodrum'da biz 30 yıl önce, 25 yıl önce konuştuğumuz meseleleri Bodrum bugün hala konuşuyor. İnşallah İstanbul'daki o çöp yolları Recep Tayyip Erdoğan Büyükşehir Belediye Başkanı meselesi olmuştu. Dilerim ki Bodrum'daki bu beceriksiz Büyükşehir için konuşuyorum bunu. Büyükşehir'in bu beceriksizliğiyle inşallah AK Parti bir kadrodan bir belediye başkanı gelir. Buranın çöp problemini çözer. Hiç de maliyet falan üretmez. Yani çok açık net. Buranın meselesini çözecek olan kişiler Büyükşehir Belediyesi'dir. Çöp problemi. Su problemi çözecek olan olur. Bugün bilhassa su yok. Bakın Türkiye'nin en pahalı suyu içiyoruz. Kimse konuşmuyor. Bodrum'da yerel zaman zaman su olmadan dair bir sürü sıkıntı geliyor. Şeyde aşağıda Bodrum'un birçok beldesinde ben geçen gün de ona gittim. Bütün beldeleri gezdim. Hepsinde deniz kirlenmiş durumda kardeşim. Turgut Reis de denize giremeyecek durumda. Resmen kokuyor. Her tarafta karadason kokuları geliyor. Öztürk nasıl İstanbul'da çöp ve su sorunu yüzünden CHP kaybetti ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı olmasına vesile olduysa Bodrum'un çöp sorunu da AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmasına vesile olacaktır diyerek 2019 yerel seçimlerinde oldukça iddialı olduklarını da söyledi. Yıllardan bu yana bir türlü çözüm bulamayan bu sorunun somutu olarak ne kadar sürede çözüleceği yönündeki sorulara Milletvekili Öztürk şu yanıtı verdi. Problemleri varsa yeter ki bize gelsinler, yeter ki konuşabilelim. Ha yok gelemiyorlarsa biz gideriz. Yani biz belediye başkanımızla yani bizim görüşmeli insanlar gerekirse onların yanına da gideriz. Onlarla bu meseleyi konuşuruz. Yeter ki çöplük meselesini çözsünler. Çöplük meselesini ben çözmeyeceğim. Benim ilçe başkanım çözmeyecek. AK Parti Muğla Milletvekili çözmeyecek. Bodrum Milletvekili, Bodrum'un çöplük meselesini Muğla Büyükşehir Belediyesi çözecek. Bununla ilgili bir problem varsa, bununla alakalı bir sorun varsa onun hesabını vermesi gereken de Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Ben değilim. Hesap soracaksa, yürüye yetiyorsa ilçe başkanının gitsin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'na hesap sorsun. Bu çöplük problemini niye söyledim Hüseyin Hanım'da sorsun. Esas mesele bu. Teşekkür ederim arkadaşlar. Öztürk son olarak bu konu siyasete alet edilemeyecek kadar önemli bir konudur diyerek açıklamalarını şöyle tamamladı. Biz kanuni kısım, büyük kısımları ya belediye gidip inşaatı tamamlayamazsınız. Siz çözeceksiniz zaten. Peki siz çözeceksiniz. Çözersiniz yani. Bitireyim mi? Siz güçlü bir dedirmişsiniz. Bitireyim ben. Meseleyi şöyle bitireyim. Biz önümüzdeki hafta kurula girecek. Kuruldan izin çıktıktan sonra
Delikat kısmı ki genel öbür tarafı kim yapacak? Belediye yapacak. Belediye eğer bu kısmına geç kalırsa zaman biz Allah izniyle açık bir ay içerisinde gerekli izinlerin verilmesi noktasında olayın takipçisi olacak. Bir ay içerisinde bu gerekli izinlerin, yasal izinlerin, yasal prosedürlerin ve ama doğru bir şekilde verilmesi noktasında. Sonuçta ile orası pinte doğal sit torbanı olduğu yer ama bizim alternatif bir yere ihtiyacımız var. Ya gelip de bizim önümüze haritalar koyup da bak şurası, şurası, şurası biz istiyoruz demedik mi size?